Merhaba arkadaşlar, ben Yunus. YouTube Konuşan Sevdi kanalındasınız. Bu videomda sizlere HP'nin 650 kartuşunu nasıl donum yapacağınızı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin. Benim kullandığım aparatlar internette almanıza gerek olmayan ve kolayca ulaşabileceğiniz ve kendiniz de çok fazla maliyet etmeden donum yapmanın yollarını göstereceğim arkadaşlar. Bu videomu dikkatli izlerseniz siz de kartuşunuzu düzgün bir şekilde doldurabilirsiniz. Şayet kartuşunuzu doldurduğunuz yazmadı. Bununla ilgili de yine kanalımda kartuş onarma ile ilgili videomu bulabilirsiniz. Kanalın arama bölümüne 650 yazmanız yeterli olacaktır. Konuyla ilgili videolar aşağıda çıkacaktır zaten. Şimdi laf uzatmayalım. Yazıcımızın kartuşu olan 650 kartuşu donum yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, videomuzun konusu belli. Yazıcımızın kartuşları 650 siyah ve renkli HP yazıcılarda kullanılıyor. Genellikle dolum yapmak için nasıl yapabilirsiniz onu göstermek için buradayız. Şimdi arkadaşlar genellikle şırınga almanız gerekiyor. Mürekkebi de bizden de alabilirsiniz, bir ubirka'dan ya da internetten de alabilirsiniz. Kimsenin mürekkebi için bizden yorum beklemeyin, yorum yapamıyorum. Ama kendi mürekkeplerimiz için yorum yapabilirim. Şimdi isterseniz mürekkeplerimizi şöyle kenara alalım ve kartuşlarımızı dolumuna başlayalım. Arkadaşlar siyahı ben yaklaşık 5 mg doldurdum. Renkliler ise 3'er mg arkadaşlar. Siz de 3'er mg olarak doldurabilirsiniz. Bazı kartuşlar dolu olduğu için 3 mg almayabilir. Buna da zaten ilerleyen dakikada değinmeye çalışacağım. Şimdi kartuşumuzun önce siyah ile başlayalım. Yazıcımızın üzerindeki kartuşun üzerinde bir etiket var arkadaşlar. Bu etiketi kolay çıkarabilmeniz için arkadaşlar yapmanız gereken şöyle biraz ovuşturmanız, bastırarak ovuşturduğunuzda kartuşun üzerindeki etiket ısınır ve bandajı kolay kalkar, yırtılmaz en azından. Biraz yapıyorsunuz böyle hızlı hızlı. Çakmakla falan yapılır ama çakmak bunu eritir arkadaşlar ve düzgün açılmaz. Falçatayla şöyle kenarından tuttuğumuzda yeterince ısıtamazsanız yırtılır, bilginiz olsun. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi yırtıldı. Ama üstten dolduracağım için şurada yeterli, çok fazla açmayacağım. Siz daha çok ısıtırsanız daha kolay kalkar. Zaten renkli de bunu yapacağım, göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar siyah şırıngamızı şu şekilde aldım ve kartuş çok alıyor diye çok doldurmayın sevgili dostlar. Çok doldurursanız altından sürekli akıtır. Ben şimdi yavaş yavaş şırıngamı, mürekkebini kartuşa iletiyorum. İğneyle çok dibine kadar bastırmayın ki kafa bölümüne gelip de zarar vermesin püskürtme yerlerine. Şu şekilde doldurmuş olduk. Normalde bu 10 mg'a kadar alıyor ama ben çok doldurma taraftarı değilim. Çünkü alttan akıtmaya başlar arkadaşlar kartuş sürekli. Kağıdınızı hep leke atar. 5 mg yeterli. Yine etiketimizi üstüne dikkatlice yapıştırıyoruz. Bastırarak bu şekilde kenara koydum arkadaşlar. 1 minute bekledikten sonra altından peçete ile silerek mürekkebin girdiğini görebiliriz. Şu şekilde bastığımızda şu anda azıcık geliyor ama biraz daha beklerse gelecek. Şu şekilde peçete ile birlikte koyuyorum kenara. Daha sonra renkliye geçiyoruz. Renkli de yine bu şekilde. Biraz şu an ortam soğuk olduğu için çok ısıtamıyorum. İnşallah ısınmıştır ve yırtılmadan açılır. Yine etiketimizi bu şekilde kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, etiketimizi çıkarttık. Şu şekilde kenara koyuyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi üstte sarı, bu tarafta kırmızı, bu tarafta mavi var arkadaşlar. Sarı mürekkep şırıngamızı alıyoruz. Bu şekilde yavaşça, yani tam dikey değil, şu şekilde yana doğru birazcık taktırıp 3 milyon mürekkebi yavaşça doldurduğumuzda, doluysa zaten üstten taşma olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolu bu. Çok fazla doldurmaya gerek yok. Daha sonra mavi bu taraf, yani size göre, ekrana bakmanıza göre sağ taraf oluyor.
Şu şekilde hafiften bastırıyorsunuz. Çok fazla bastırmadan yine maviyi şirinlere doluyorsunuz. Bu zaten dolu olduğu için biraz da buradan yapalım onu. Altta da çünkü içi var. Biraz da buraya yaptığımızda mavi ile kırmızı iki bölme açmışlar. Sarı ise tek bölme arkadaşlar. Bu yine bayağı aldı. Bu da kırmızı. Kırmızı yine bu taraftan köşesine batırarak doldurmaya başlıyorum böyle. Bu da tam bittiği için 3 mg'ı komple aldı. Hiç üstten taşmadı bile. Şimdi kartuşumuzun yine altını silelim. Bu evde yapacağınız bir video arkadaşlar. O yüzden çok çekme aparatı falan filan yazanlar var. Onlar olmadığı için, evinizde bulamayacağınız için masraf etmeden yapabileceğiniz şeyleri göstermeye çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi biraz bekleyince mürekkep gelecektir. Hemen yani birkaç kat peçete yapıp böylece üzerine koyuyorsunuz. Biraz durmasını bekleyin. Durduktan sonra zaten gelmeye başlayacaktır. Düzdürmesi önemli. Hatta elinizde de şöyle tutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi renkler gelmeye başladı. Kartuş tamirini, kartuşun onarımında yine bir başka videoda değinmeye çalışacağım. YouTube kanalım Konuşan Servis'ten beni takip ederseniz bildirim gelecektir. Bu şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben doldurdum şimdi. Bütün renkler gayet güzel geliyor. Hatta şöyle çekersek eğer, biraz temiz bölümü açayım. Şöyle çektiğimizde üç renginde olduğunu görebiliyoruz. Bu püskürtme tarafı. Eğer bunu çok doldurursanız, yani şu anda ben doldurdum ikisinin hepsini. Çok böyle taşıyacak kadar yapmanıza gerek yok. 3 mg doldurmanız yeterli. Zaten içinde olan mürekkep fazla mürekkep almayacaktır kartuş. Bu şekilde de testini yapıp da yazınıza taktığınızda çalışacaktır. Şimdi etiketini biz geri takalım. Yine yerleri var. Çok fazla yana kaydırmayın. Çünkü yana kaydırırsanız hava alamaz ve yazmaz kartuşunuz. Onu da şuradan anlarsınız. Şu gözeneklerden arkadaşlar hava alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenarlıklardan hava alıyor. Oralardan hava aldığı için de kartuş yazdırmaya başlıyor. Kartuşumuz tamam. Siyahımıza bir bakalım. Beklemeye almıştık. Bunun işi tamam. Bir de buna bakalım. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi siyah gelmemeye başladı. Yani doldurduk ama galiba az geldi. Bir 5 mg daha koyacağım. Yine gelmezse kartuş onarım videosunda nasıl onaracağımızı göstermeye başlayacağım. Yani şırıngamızdan mürekkebi alalım. Şöyle. Aldıktan sonra etiketimizi geri kaldıralım. Şuradan biraz daha dolduracağız. Ortadan dolduracağım bu sefer arkadaşlar. Biraz ağzına inmesin mürekkebin geç olur. Dediğim gibi bu kartuş normalde 15-20 mg mürekkep alır ama 5 mg ideal, çok doldurmaz, iyi bir şey değil, alttan akıtır. Ama çok bitmişse 10 mg doldurabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi hiç nozul yok. Bunu nasıl onaracağınızı da diğer videoda bahsetmeye çalışacağım. Yine bakalım, şöyle yapalım. Normalde çekme aparatı oluyor arkadaşlar. Çekme aparatına çektirebiliyorlar. Şimdi olmadığı için. Evet arkadaşlar ben böyle 5-10 dakika beklettim kartuşumu. Şimdi geliyor. Yani dediğim gibi bir tane açık kartuşta bunu başka videoda göstereceğim sizlere. Orada kartuşun içinde nasıl işliyor, nasıl mürekkep yerleşiyor, ne var onu göstermeye çalışacağım. Bu videomda doldurmayı gösterdim. Kartuşu doldurdunuz, hemen gelmediyse arkadaşlar hemen yazdığınız kartuşla uğraşmayın. Şu şekilde kartuşu koyup üzerine bir şey koyun. Şöyle ağırlık yapacak, tartmayacak mesela. Böyle bir yarım saat falan beklediği zaman kaldırırsınız.
Zaten peçete mürekkebi çekmeye başladı bu şekilde. Ben de koymuştum demin. Videonun ilerleyen geçmiş dakikalarına bakarsanız orada yazmıyordu. Ama şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel yazıyor. Tekrar renk yine böyle sildiğinizde sarı, mavi, kırmızı gördüğünüze emin olun. Ve siyahı da bu şekilde sildiğinizde emin olduktan sonra yazdığınızı kaşşuran takın. Çok doldurursanız bu şekilde altın akıtır. Ben göstermek için yaptım. Çok doldurmayın. Dediğim gibi 3 miligramdan fazlası zarar. Bu şekilde HB'nin 650 kartuşunu dolum yapmayı göstermiş oldum sizlere arkadaşlar. Siz de bu şekilde elinizde çok fazla masraf etmeden yapabileceğiniz bir şeyi gösterdim. Tabii ki bunun teferruatları var. İşte çekme aparatı var falan filan var ama bunlar hep maliyet şeyler. O yüzden maliyeti olmayan sizin cebinizden ne kadar az para çıkarsa o kadar iyi bizim için. Amacımız o zaten. O yüzden konuşan servis var. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bana destek verin. Ki çektiğim videolar boşa gitmesin. İnsanlara yararlı olsun. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok kişiye ulaşmaya çalışırız. Videoları beğendikçe de başkaları görecektir ya da paylaştıkça. Bunun için sizden çok çok istirham ediyorum. Videolarımı paylaşmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar, böylece kartuşunuzu doldurursunuz. Doldurduğunuzda yazdırmaya devam edersiniz. Eğer yazmazsa kartuşunuz tıkalı olabilir. Bununla ilgili de yine dediğim gibi bakım, yani kartuş onarma videosunu yayınlayacağım kısa sürece içerisinde. Onu da izleyebilirsiniz. Orta yandan kanalıma abone da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sağda solda videolar var, izleyebilirsiniz. Bir başka videoda, bir başka sorunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.